Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahmini, iddia tertikleri ve iddia analiz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 25 Eylül iddia programı iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağız. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem, banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler full kazandırdı arkadaşlar. Güvenip oynayanlar var. Tebrik edenler var. Ben de herkesi tebrik ediyorum. Helal hoş olsun. Güle güle harcayın diyorum. Ama şu yöreyi sizlere yapacağım. Aman ha dikkat bakın yok işte. Çoğunu biliyor. Önceki videolarını da izlerim. Oldukça başarılı gidiyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 20 atayım gibi şeyle. Lütfen kapılmayın. Kasanızı ve riskinizin yönetimini yapmanız gerekiyor ki para kazanabilirsiniz. Kimseyi umut dağıtmıyoruz, kimseyi de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı en yüksek. Teknik analize ve istese uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. biraz da şans yanımızda olursa maçlarda aksilikler, terslikler, kırmızı katlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlamlar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunu aylarda da görüyorsunuz. Bunlar önceki videolarımda da defalarca da şahit oldunuz. Ama 1.05 bir oranın bile garantisinin olmadığını kafanızın köşesinden çıkarmayın. Bunun için de kasanızın ve riskinizin yönetimini muhakkak her alacağınız bahiste yapın. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden de kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerim, banko maç, banka huzur kupon tercihlerimi sizle de paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, günün kuponu önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, Sportoto ile ilgili analiz ve tahminlerim ise Sportoto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de izah kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca Açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Aklımda gelmişken de unutmadan da bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Birkaç gündür bana mesajlar ile sorular geliyor. Papara ile ilgili sıkıntı yaşayanlar oluyormuş. Ne yapabiliriz diye bana mesajlarla oldukça soruyorlar. Oldukça sayıda mesaj gelmiş. Bunlara da burada kısa bir cevap vermek isterim. Abonelerimiz arasında papara yerine PyFix'i kullananlar varmış arkadaşlar. Siz de araştırmanızı yapıp buna göre kendinizce çözüm üretebilirsiniz. Bu şekilde düşünüyorum. Ben de bu şekilde araştırmamı yaptım. Karar sizin. Siz de araştırıp kararınızı verebilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuzdan bahsetmek istiyorum. Para kazanma olasılığı yüksek olan YouTube'da vermediğim farklı tutma olasılığı oldukça yüksek ve tutacak olan banko iddia tahminlerimi, banko hazır kupon tercihlerimi burada ücretsiz olarak iddia telegram grubumuzda paylaşıyorum. Buraya muhakkak katılmanızı arzu ediyorum arkadaşlar. Oldukça da başarılı gidiyoruz. Eğer amacınız para kazanmaksa, başarılı olmaksa buraya katılmanız gerekiyor. Artı katılırken de hiçbir ücret vermiyorsunuz. Ne kadar başarılı gittiğimize de orada geçmiş başları da bakabilirsiniz. Dolayısıyla para kaybetme ihtimaliniz yok. %90-95 gibi de para kazanma ihtimaliniz var arkadaşlar. Onun için de ücretsiz iddia telegram grubumuza katılmanız gerekiyor. Oldukça kazananlar var. Oradan da tebrik mesajları geliyor. Ben de herkes güle güle parasını harcasın diyorum. Gruba katılmayı bilmek için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkini tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Burada verdiğim maçlar da tutma olasılığı 100 dolar daha yüksek olan ve tutacak olan maçlar arkadaşlar. Onun için de tekrar söylemek istiyorum. Buraya katılmanız gerekiyor. Sizin kendi iyiliğiniz için. Instagram kanalımıza videonun açıklama kısmına Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olan birçok üy üyemize, üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaklar. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 11'de Romanya Liga ikiliden Bucharest'te Onur Costanta karşı karşıya geliyor. Metalog Lobos Bucharest oynadı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 11 gol atarken 11 golü kendi kalesinde gördü ve 10 puan toplamayı başardı. Bucharest'in form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Buzao ile oynadı ve Buzao'ya 4 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Metalog Lobus Bucharest son 5 karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Onur E. Kostanta ise oynadığı 7 karşılaşmada maçmada bir beraberlik 6 mağlubiyet aldı. Bir gol atarken 28 golü kendi kalesinde gördü ve bir puanı bulunuyor. Oynadığı son 5 karşılaşmada maçmada Kostanta bir beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşı kendi evinde Poliyesi ile oynadı ve Poliyesi 6-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Onur E. Kostanta son 5 karşı 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 1 üst. İkinci tercih maç sonu bir buçuk üst. Üçüncü tercih maç sonu bir. Maç saatinde eksik ve cezalara bakarken tercihleriniz bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 15'te Slovakya 2. Ligi'nden Zilina B ile Roznik karşı karşıya geliyor. Zilina B oynadı 9 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraber 3 mağlubiyet aldı. 23 gol atarken 14 golü kendi arasında gördü ve 14 puanı bulunuyor. Zilina B'nin form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Depnasman'ı Humenne ile Humen 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Zilina B'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda Zilina B son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Rosnick ise oyuna 9 karşılaşmada 3 galibiyet 6 mağlubiyet aldı. 11 gol atarken 21 golü kendi kalesine göre 9 puanı bulunuyor. Rosnick'in form durumuna baktığımızda oyuna son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Dubinica oynadı. kendi evinde 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Rosnick son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercim F1 üst dileyenler riskli olmak şartıyla 1.5 üstte deneyebilirler. İkinci tercih maç sonu 1.5 üst ya da maç sonu 2 üst. Üçüncü tercim ilk yarı 0.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda mantısta yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 16'da Norveç Obes Liga'nın Alisson'la karşı karşıya geliyor. Alisson oynadı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 41 gol atarken 24 golü kendi karşısında gördü ve 38 puanı bulunuyor. Alisson'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasmanda Asane ile oynadı ve Asane deplasmanda 6 birlik skorla mağlup etmeyi başardı. Alisson'un goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Alisson son 5 karşılaşmanın 4 tanesinde 1,5 üstte tamamladı. Stroman ise oynadığı 19 karşılaşmada 2 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyeti bulunuyor. 15 gol atarken 22 golü kendi kalesinde gördü. Ve 16 puanı bulunuyor. Strommenes form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Hamkam'la oynadı. Hamkam'la kendi evinde oynadığı karşılaşmada golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller açılsan son 5 karşılaşmasına baktığımızda Stroman son 5 karşılaşmanın 3 tanesini bir buçuk üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev bir üst. İkinci tercihim maç sonu bir buçuk üst. Üçüncü tercihim maç sonu bir. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Saat 16'da Norveç Obasilya'ya geldi Kufu Mosto ile Grorut karşı karşıya geliyor. Kufu Mosul oynadı 19 karşılaşmada 7 galibiyet 6 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 29 gol atarken 29 gol kendi karesine göre ve 27 puanı bulunuyor. Kufu Mosul'un fon durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının Deplasman'da Raufos Rolfo ile 5 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından... Kufumosso'nun son 5 karşılaşmasına baktığımızda Kufumosso son 5 karşılaşma 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Grorut ise oynadığı 19 karşılaşmada 4 galibiyet 3 beraberlik 12 mağlubiyet aldı. 26 gol atarken 41 golü kendi kalesinde gördü ve 15 puan toplamayı başardı. Grorut'un Fondrum'una baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Songun Dağ'la oynadı ve Songun Dağ'la kendi evinde oynadığı karşılaşmada 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından Grorut'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda Grorut son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de üst e tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu ev bir üst. ikinci tercih maç sonu 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakarak da atlı yatıyorsa tercihi de bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Tercihlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince güzel olanları risk atmaya değer ideal seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim günü iddia tahminleri dilerseniz ikili, en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak. Dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli kombada ya da Eurolink'te hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızda oldukça başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Oynayan kazananlar arkadaşlarımız var. Tebrik mesajları geliyor. Ben de kendilerini kazandıkları için, güvendikleri için tebrik ederim. Kasanızın yönetimini ama burada da muhakkak yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Verilen tahminler tuttuğu sürece, kasanızda riskinizin yönetimi yaptığınızda bu sürece orta vadede, uzun vadede para kazanırsınız. Golver118.com'da tüm bahis sitelerinde daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar, oran arttırma seçeneği gibi de bir sürü alternatif seçeneği bulunuyor. Kombine kuponumuza gelecek olsa kombine kuponumuzda ilk, ilk karşılaşma Metaloklobus Bujurestri. Onun oraya konu atan tarihindeki karşılaşmada maç sonucu ve toplam kadar bir buçuk. Ev kazanır ve maç sonu bir buçuk üst combo. Kombinedeki ikinci karşılaşmamız şampiyon şipten e, Bornemot ile Luton arasında tim bir toplam goller ev bir üst. 1.48 gibi beni izlediğiniz zaman görüyorsunuz ki her zaman tercih ettiğim bir orandır. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsunuz. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir videonun çekilmesi, montajlanması 4 saat alıyor. Artı 9 tane maç izliyorum her gün. 2 kişiyiz. 9 tane maç izliyoruz. 10 saatimizde yaklaşık onlara gidiyor. 13-14 saatlik bir emek var burada. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz ve like atmanızı unutmayınız. Dislike tuşuna da beğenmiyorsanız da basabilirsiniz. O da bir etkisi sonuçta en azından tercihinizi belirtmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahmini bültenlerinde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.